Bismillahirrahmanirrahim. El-Munada yani seslenme edatı Arapça'da var. Bu seslenme edatı da e, uzaktaki birine yapılan bir seslenme olup kendinden sonra gelen e, ismi değişikliğe uğratıyor. Tabi isimden önce e, gelen bu edatı şöyle tanıyalım. Şimdi ya raculani diye sesleniyor. Raculani hiç değişiklikte uğramamış görüyorsunuz. Ya raculani. Ey iki adam tefaddala. Buyurun anlamına geliyor. Ya tahir. Eğer bir kişi olsaydı tefaddal diyecekti. İki kişi olduğu için buna bir elif geliyor. Tefaddala emir fiili bu şekilde iki kişiye söylenir. Ya tahir. Bakın burada bir değişiklik görüyorsunuz. Normalde bu Tahirun, burada bir tenvin var idi, Tahirun, demek ki ya e, nida harfi onu e, tenvinden soyuyor, buna dikkat edelim. Ya Tahir, tafaddal. ey Tahir gel. Şimdi ya Abdallah, evet yine güzel bir örneğimiz. Ne, normalde bu nasıl yazılır? Abdullah olarak, yani Allah'ın kulu. Ya başına geldi diye hemen ne olmuş? Fethalı yani nasip olmuş. Dolayısıyla e, burada niye nasip olmamış da burada nasip olmuş? Aradaki fark nedir? Burada bakıyoruz ki bir idafelik durumu vardır. Mudaf, mudaf ile Demek ki harfini de mudafa uğrarsa mudafı nasip eder yani fethalı yapar normal bir isme tek yani müfret bir isme uğrarsa onu dammeli yapar, tenbinden soyar. Eğer iki kişiye uğrarsa öyle kalır. Bir örneğimize daha bakalım. Ya Abdallah, ey Abdallah, e'inni bana yardım et. Şimdi ya muvazzafen, evet işte burada tenvin aldığını görüyoruz. Peki şimdi bu tenvinle bu tahirundaki arasındaki fark nedir? Yani burada güzel iki tane önümüzde bir soru çıktı. Niye burada ya tahiren demedi? Niye burada ya muvazzafu demedi? Evet. Şimdi tahir belli bir kişi olduğu için yani marife olan belli bir tahir yani bildiğimiz bir tahir olduğu için onun marifeliğine alamet olarak burada tenvinden soyuyoruz ve bu muvazzafın marife olmayan bir kelime olması hasebiyle onun tenvini gitmez ama kendisini yine nasb yani mensup olmaktan kurtaramaz bu kelime yine mensuptur. Dolayısıyla nekire yani e, harfi tarifsiz bilinmez belli olmayan birisi bir kelime bir isimse tenvinli mensup olur. Eğer mudafe idafe durumuysa ne mensup olur eğer e, Normal tanınan birisine seslenme ise onu tenvinden soyar. Eğer normal iki kişiye seslenme ise onun değişikliğe uğratmaz. Ya muvazzafen, ey herhangi bir görevli. Uridu mukabeletel müdir. müdürle mukabele etmek istiyorum. Yani karşılaşmak, görüşmek istiyorum anlamına gelir. Nida yani ünleme. Edatları şunlardır. Ya, e, a, e ya, he ya, ey, ay, eyyuha. Eyyuha Kur'an-ı Kerim'de çok sık görüyoruz. Ya ile birlikte kullanılıyor. Ya eyyuhallezine amenu. Ya eyyuhel kafirun diye böyle Kur'an-ı Kerim'de e, nida harfi var. Şimdi ya racullu demek bu bilinen bir adamdır. Onun için tenvinsiz gelmiş. Ey adam, ey herhangi bir adam değil, bilinen bir adam. Ya raculu maza tef'alu, ne yapıyorsun? Ya harfu nidadır, buradaki ya şimdi. Racul nedir? Racul de münadadır. Demek ki bizim iki tane kavram bilmemiz gerekiyor. Harfu nida, münada. Ünlenene münada denir. Münada özel isim ve nekire ise hem özel isimdir. Özel isim hem de nekire ise merfu olur. Yani ne gibi? Tahirun, Zeydun, Muhammedun, işte Sadikun gibi. Hem özel isimdir hem de nekire ise merfu olur. Bakın ama tenvinden çıkıyor. Ya Tahirun diyemezsin. Tenvini gider ya Tahiru ya Sadiku diye olur. Özel isimdir çünkü. Eğer isim ise veya belli bir kişi kastediyorsa yine merfu olur. Yani ya raculu ya şurtiyyu gibi. Normal belli bir ismi kastediyorsanız yani normal bir isimdir. Özel isim değil. Normal isimdir işte. Ama belli bir kişiyi kastediyorsa o zaman yine ya tahiru ya sadikudaki gibi olur ya raculu ey adam ey polis. Eğer münada şu durumlarda ise mensup olur. O da muzaf ise ya Abdullah gibi ya Ebu Bekir gibi zul celali vel ikram eğer Allah'a seslenirsek bu ismine ya seslendiğimiz için zu diyemezsin çünkü muzaftır bu zul, zul celal zu müdaf celal müdaf ya zel celal diye sesleniyoruz Resulullah'tır normalde ama es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah yine ya başına geldiği zaman burayı e, fethalı okutur çünkü bu e, mudafı nasb yapar. Yani, Resulullah mudaf Şimdi bir metnimiz var. E, bakalım metnimizi içerisinde münadalar nasıl? An Ömer ibn An Ömer An Ömer Ömer Rabni Hattab Ömer İbni Hattab'dan rivayetle radiyallahu anhu enne raculen bir adam Minal yahudi yahudiler, yahudilerden قال له يا أمير المؤمنين، هذا يوم رددي، أي أمير المؤمنين، أي مؤمن لرد أميري، أية في كتابكم، كتاب نزدان نفر تقرؤونها، وقدونس كتاب ده لو علينا معشر اليهود نزلت، أه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ار أه لو علينا معشر اليهودي نزلت اير بزيم زرمزا ان سيدي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا بز بو آيةٌ در آيتون ديل آيتون في كتابكم سيزين كتابنزا تقرؤونها اقدونوز كتابنزا بير آيت بار لو علينا معشر اليهودي نزلت اير بز يهودي قروبنا بز يهودي جماعتمزا inseydi e, evet lettehezna zalike el yevme biz bugünü bayram ilan ederdik kale eyyu ayetin hiye o ayet hangisidir kale el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekum il islame bu ayettir fe kale Ömer Ömer radiyallahu anh dedi ki Yahudiye dedi Sarà... .Çünkü um mm pues biz biliriz bu hangi mekanda inmiş. Yani, "Çünkü biz biliriz bu hangi mekanda inmiş." Yani, "Çünkü biz biliriz bu hangi mekanda inmiş." Yani, biz biliyoruz bu hangi mekanda inmiş." Yani, "Çünkü biz biliriz bu o günü biz biliyoruz bu ayetin. ve nerede indiğini de biliyoruz bu ayetin Ellezine zâd fihi ayet bu indihi o gün ve e, mekanı biliyoruz. Alen Nebi Nebi Aleyhissalatu vesselam indi gün ve e, indi ayet. Eee ve huve bi Arafete. Arafede indi o ayet. Yevmel cumati cuma günü Arafede indi. yani o da zaten bayramdır. Hatta bu Ömer radiyallahu anh'ın nakledilmiştir ki Yahudilerden bir adam ona dedi. Ey müminlerin emiri kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet var. Eğer biz Yahudi topluluğuna inmiş olsaydı o günü bayram edinirdik. Hazreti Ömer dedi o hangi ayettir? Yahudi dedi bugün size dininizi kemal erdirdim ve size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'dan razı oldum. Hazreti Ömer dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o ayetin indiği o günü ve mekanı biliyoruz. O Arafat'tayken. Cuma günü bu ayet nazil oldu. Yani bayram günü nazil olmuş. Demek ki biz de bayram ediyoruz. Belli bir kişi kastedilmemiş ise ya muvazzefen yine nasb olur ama tenvinli ya da ya tilmizen ey herhangi bir öğrenci anlamına gelir. Tenbih uyarı belli bir şahıs kastedilmişse münada merfu olur. Ya muvazzafu, yani ey muvazzaf ya tilmizu ey öğrenci belli bir kişi kastedilmişse. Münada harfi tarif ile marife ise nida harfi ile münada arasında eyyuhe gelir. Yani yal müminun diyemezsiniz. Yal müminun e harfi tarif orada var. Onun için eyyuhe harfi tarif dolayısıyla geliyor. Bunu da öğrenmiş oldu. Ya ey müminler mesela ama harfi tarifli. Yal, ya el müminun diyeceğiz. Ya el müminun diyemeyiz. Eyyuhe gelecek. Ya eyyuhel müminun. Ya eyyuhel kafirun diye gelir. Eğer müennes ise eyyetuha. Mesela nefis var. Ey nefis Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya eyyetuhan nefsu. Ey nefis el mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. Dolayısıyla ya en nefsu diye seslenme olmaz. Hayf tarif var çünkü. Ya eyyetuha diyeceğiz çünkü müennes olduğu için eyyetu eee müennes eyyunun manasıdır. E, seslenme nefse olduğu için. Ya eyyetuhen nefsu. Mesela örnekler. Ya eyyuhen nas. Ya en diye diyemezsiniz. Ya eyyuhen nasu yine zaten e, bu e, yine tanvinsiz olur. Çünkü zaten harf tarif onun tanımına izin vermez. Ya eyyuhel muminun. Ya eyyuhel muminat. Ya eyyuhel muslimat. Ya eyyuhel bintu. Bu şey ay değil. Ya eyyetuhe. Çünkü bint mühendis. Yani yine Müslümat manası yani olduğu için ya eyyetuha şeklinde kat edelim. Alıştırmalar kısmını bitirebilir miyim? Evet. Biz bunu da bitirip bu çalışmayı da tamamı erdirelim. Nida edatının altına bir çizgi. Münadanın altına iki çizgi. Ya bir çizgi. Sa'idu iki çizgi. İftahil babi. Ey Sa'idu kapıyı aç. Ey ya. Ey ya. Ey ummu. Ey anne. Yani bu belli olan nedir? Bir çizgi, iki çizgi münada. Sa'idini. Bana yardım et. Ey ey yani ise yani, semed ey eba Abdullah. Bakın eba mensuptur. Yani normalde Ebu Abdullah'tır bunun yazılışı. Ebu Abdullah bu Ebu eba oluyor mensup. Ey bir çizgi eba iki çizgi. E, Eynel kitap kitap nerede? Eyuha yine mahf taraftan dolayı eyuha geliyor. Eyuha et talamizu bir çizgi iki çizgi. Uktubu et temrine. Arşimara yapın eselimu eselimu e yok e uzatmayalım yani ey selim anlamına gelir bir çizgi iki çizgi münada yaptı bu şekilde e, izheb ila suki pazara git Allahümme şimdi bir hadis şerif var Allahümme rabben nas ey Allah'ım insanların Rabbi müzhibel be's sıkıntıyı gideren işfi ente şafi şifa ver şafi sensin. La şafiye illa ent. Şafi yoktur. İlla ent. Ancak sen varsın. İşfi şifa en. Şifa ver. La yugadiru sakamen. Hastalık bırakmayacak. La yugadiru. Bırakmayacak sakamen. Herhangi bir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver. Bir şifa ver. Evet burada Allahümme Rabbennas. nas yine ya burada yok ama Rabbe kelimesini anlıyoruz ki bir nida var. Çünkü Roma'da normalde bu Rabbun Nas'tır. İnsanların Rabbi. Niye Rabbe olmuş? Onu nasb eden nedir? Burada fiil yok. Ya nida harfi burada mukadder olarak vardır. Yani ya Rabbennas Nas, ya Müzhibe Elbes. Bakın. Evet. Hem müzhibeyi nasbeden hem de rabbeyi nasbeden gizli bir ya edatıdır. Çize yapalım. Ya Selimu kulu diyemem. Çok olay hitaptır. Uktub er risalete. Ey atilmizen, ey herhangi bir öğrenci, ikra oku kitabeke. Ey tahiru, ey tahir, kulu diyemem, iyin anlamına göre. Iftah aç, derseke olmaz. Elbabe, kapıyı aç. Eyyuhe, bana harf tarifli bir şey lazım. Halidun <laughs> diyemem. Eyyuhel çünkü harf tarife gelir. El evladu. Eyyuhel evlad. Bir <laughs> çoğul. Kulu yin. Derseke olmaz. Çünkü siz anlamında olması gerekiyor. Hatta Evet. Yemeği yiyin. Ey çocuklar. Yemeği yiyin. Bu şekilde bitirdik. Evet devi boş yerleri doldurunuz diyor. Şöyle.

İftaha en nafizete aynı şekilde mühennese de bu şekilde hitap edilir. Ya telamizu ey öğrenciler iftahu en nafizete ya tilmizatu ey bayan öğrenciler iftah ne diyeceğiz. iftah ne nafizete nafisete çoğula bu şekilde hitap edilir. Şimdi boş yerleri doldurunuz diyor. Şöyle bu harf tarifi gördüm eyyuhe gelecek. Harf tarifi gördüm eyyuhe. Allah lafzı olduğu için e, Abdallah mesela diyeceğim. Ya Abdallah limaza tuhmilu vacibatike. Niye vacibatike? Niye ödevlerini ihmal ediyorsun? Yani burada Abdallah buna eyyuhel ya eyyuhel muminat e, ya Abdallah bu nedir? evet burada harfi nida ya geleceğiz. Ya Abdallah huz. Burada tilmizen ya tilmizen diyeceğim. Ey herhangi bir öğrenci. Ya eyyuhel harf tarihten dolayı eyyuhel gelmiş. Ya eyyuhel muvazzafun. Ey memurlar. La tuassiru zorluk çıkarmayın. Ee, bu şekilde boşluk yerlere çok önemli değil. Yani en azından biz bu e, harf tariften dolayı eyyuhel geldiğini görmüş olduk. Ve bazı kelimeler var. Bunları da manalarını görelim. Ubudu çoğula söylenir. ibadet ediniz. Kame bi. Kame bi kullanılır. Yapmak anlamına gelir. Yani kalkmak anlamından çıkıyor. Kame bi harfçeli geldiği için. Ehmele yuhmilu ihmal. İhmal, ihmal etti anlamına geliyor. min fadlike lütfen. Yani anlamına min fadlike işte fadlından anlamına geliyor da lütfen diye çevrilir. La Güçlendir. güçleştirmeyiniz. Muazzafun memur, muvazzafun, memurlar. Ee, Rabbi, yok Rabbi değil. Rabb'a terbiye etti. Rabbi terbiye eder. Terbiye, terbiye zaten. emelün Ümittir. Vacip, ödevdir. Vacibat, görevler. Çoğuldur bu. Emrun. Umurun. Emir, umur. Emir, iş. Emetun, köle. Abdun, o da köledir. Emetullah da Abdullah manasına göre ama kızlar içindedir. Abdullah işte Allah'ın kulu, Allah'ın Kulu erkek için Abdullah. Kız için Emetullah diye var. Emetullah adı az da olsa var. Bazı insanların adı Emetullah'tır. Ve bizim geldiğimiz konu artık sayı konusudur. Allah nasip eylerse bu sayı konusu da biraz uzun galiba. Evet. Sayı konusu ondan sonra mef'ulü konusu var. İnşallah bunu da işle risk kitabı da bitirmiş oluruz. 520 3. sayfadayız ve bizim son sayfamız 587. Demek ki 55 sayfamız 54 sayfamız kalmış. Allah'ın izniyle biter. 520 bitti, 54 kaldı. Sonraki videoda inşallah bu sayı konusunu tek videoda bitiririz.